Arkadaşlar merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. 3D yayınlarının denemesinden güzel bir soru. Arkadaşlarımızdan çok yorum gelmişti. Anlatmaya çalışalım. Geçen sene çıkan bir soruya da benziyor. E, bu soruda ben şöyle bir anlatım yapacağım. Bazen arkadaşlarım hocam şöyle olsa daha hızlı oluyordu falan diyor. Normal kendim nasıl çözüyorsam o hızda biraz daha hızlı anlatmaya çalışacağım. Bakalım anlaşılır olacak mı? Bir tavuk çiftliğinde iki cins tavuk bulunmaktadır. Bu cinslerden biri iki günde bir tane, diğeri ise üç günde bir tane yumurta yumurtlamaktadır. Her tavuğun yumurta bu çiftlikte hangi günlerde yani 5 tane örnek verilmiş kaç tavuk yumurtladığı söylenmiş. Buna göre 17. gün kaç tane tavuk yumurtlamıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi ben olsam şöyle düşünürdüm. 2 günde bir yumurtlayan tavukları 2 gruba ayırırdım. Bunlardan A tanesi arkadaşlar tek günlerde yumurtlamış olsun. Yani 1. gün, 3. gün, 5. gün, 7. gün diye devam etsin. Çünkü bir gün yumurtlayıp bir gün yumurtlamıyorsa 1. gün yumurtlamışsa bu A tanesi 2. gün yumurtlamayıp 3. gün yumurtlayacak. Sonra 5. gün yumurtlayarak diye gidecek. Bu iki günde bir yumurtlayanlardan B tanesi de çift günlerde. Yani ikinci gün, dördüncü gün, altıncı gün, sekizinci gün, onuncu gün diyor yumurtlamaya devam etsin arkadaşlar. Şimdi üç günde bir yumurtlayanlara geçiyorum. Bunlardan C tanesi arkadaşlar birinci gün yumurtlasın. 3 günde bir yumurtlay yumurtlayacağı için iki ve üçüncü günü boş geçecek. Dördüncü gün yumurtlayacak. Beşinci ve altıncı günü boş geçip yedinci gün yumurtlayacak. Sekiz ve dokuzu boş geçip onuncu gün yumurtlayacak. Yani bir artı üç K formatında yumurtlayacağı günleri buluyoruz. Bu üç günde bir yumurtlayanlardan D tanesi tanesi arkadaşlar. Birinci gün yumurtlamasın, ikinci gün yumurtlasın. 3 ve 4'ü boş geçip 5. gün, 6 ve 7'yi boş geçip 8. gün, 9 ve 10'u boş geçip 11. gün diye. Yani 2 artı 3K formatında olan günlerde yumurtluyor olsun. Yine 3 günde bir yumurtlayanlardan E tanesi de 1. ve 2. gün yumurtlamasın ama 3. gün, 4 ve 5'i boş geçip 6. gün, 7 ve 8'i boş geçip 9. gün, 10 on ve 11'i on boş geçip 12. gün yani 3'ün katı olan günlerde yumurtlasın. Şuradakilerin yumurtladığı günleri genellemek istersek arkadaşlar 2K e, artı bir şeklinde olan gün sayılarında yumurtladıklarını söyleyebiliriz. Buradakilerin 2N şeklinde olan gün sayılarında 2'nin katı olanlarda burada 3M artı 1 formatında olan gün sayılarında yumurtlama günlerinin geldiği burada 3R artı 2 formatında yumurtlama günlerinin geldiği burada da 3T formatında olan günlerde yumurtlama günlerinin geldiğini söyleyebiliriz. Şu ikisi arkadaşlar A ile B'nin toplamı bize 2 günde 1 yumurtlayanların sayısını CDE'nin toplamı da 3 günde bir yumurtlayanların sayısını ne yapacaktır? vermiş olacaktır. O zaman şuradaki gün sayılarımıza baktığımızda birinci gün dediğinde bir sayısı hangi formata uyuyorsa o gün gelenleri alacağız. Bir sayısının uyduğu format 2K artı 1 ve 3M artı 1 gelecektir. Yani birinci gün yumurtlayanların sayısı A artı C olarak bulunabilir. Biz burada A artı C'nin 25 geleceğini söyleyebiliriz. İkinci gün yumurtlayanlara baktığımızda iki değeri hangi format uyuyorsa ona bakacağız. İki değeri 3R artı 2 formatına ve 2N formatına uyduğu için arkadaşlar buradan B artı D'nin kaç geleceğini söyleyebiliriz. 20 6 geleceğini. 3'e baktığımızda 3 sayısı 3T formatına ve 2K artı 1'e uyduğu için arkadaşlar A artı E toplamının ne geleceğini söyleyebiliriz. 19 geleceğini söyleyebiliriz. 10. güne baktığımızda 10 sayısı 3M artı 1 ve 2N'ye uyduğu için oradan da B ve C toplamının 27 geleceğini. 12. güne baktığımızda 12 sayısı 3T ve 2N'ye uyduğu için oradan da B artı E'nin 21 geleceğini söyleyebiliriz. 17. güne baktığımızda 17 sayısı hangi formata uyuyor burada? 2K artı 1'e ve 3R artı 2'ye uyuyor. Yani bizden A artı D toplamının istendiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Aslında bizden A artı D toplamı istendiği için bence bakın şuradaki A artı C'yi, şuradaki B artı D'yi bir de şuradaki B artı C'yi alsak yeterli. Yani bence burada 3. günün bilinmesine ve 12. günün e, bilinmesine gerek yok. Şuradaki 3 bilgiyle soruyu çözmemiz için yeterli oluyor. Çünkü biz A artı D'ye ulaşmaya çalışıyoruz. Bakın şurada A artı C, B artı D var. Bu ikisini toplarsak A artı B artı C artı D'yi buluruz. 25 artı 26'dan 51 gelmiş olur. Şuradan da B artı C'nin 27 olduğunu biliyoruz. Onu da eksiyle çarparsak eksi B eksi C eşittir. Eksi 27 gelir. Taraf tarafa topladığımızda B ve C'ler birbirini götürür. A artı D'miz 51 eksi 27'den 24 olarak bulunmuş olur. Yani doğru cevabımızın C şıkkı 24 gelmesi gerekir. Arkadaşlar umarım anlatmaya çalıştığım mantık açıklayıcı olmuştur. Şu formatı yazmamız bize daha büyük günler verilseydi orada çok işimize yarayacaktı. Yoksa tek tek yazmamız çok uğraştırır. Bunun dışında ben şu iki bilginin de gereksiz olduğunu, şunların zaten çözüm için yeterli olduğunu söylüyorum. Tabii ki soruda bunlar verilip hani kafa karıştırmak istenmiş diye düşünüyorum. Ama bakın şu üçü bizim için yeterli oldu. Doğru cevapta 24 geldi. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur arkadaşlar.